Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Özellikle Livakovic ile ilgili haberlerde e, fiyat konusunda bir türlü Dinamo Zagreb ekibiyle anlaşamayadı Fenerbahçe yönetimi. E, 6 milyon avrodan kapıyı açmıştı Fenerbahçe. 8 milyon avroya kadar Bon Servis'te teklifi yükseltti ama Hırvat ekibinin istediği Bon Servis 10 milyon avro oyuncuyla Villarreal ve Fiorentina da ilgileniyor. Dinamo'dan yine red başlığı altında bu bilgileri paylaşmış. E, gazete Nakamura konusunda da yine e, bir haber var. Nakamura transferi son düzlükte kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Portimonense e, forması giyen Kosuke Nakamura için e, yeniden çalışma başlattı. 28 yaşındaki kaleci için Portekiz ekibinin kapısını çalan Sarıla 5 milyon avro bonservis ve sonraki satıştan pay önerdi. Ee, ve e, kaleci içinde kulübü 6 milyon avro ve sonraki satıştan yine pay istedi demiş. Arda açılış yaptı. Bir diğer başlık Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler. Dün İspanyol devinin son açılışına katıldı ve tesislerde e, ilk gelen futbolcu oldu tesisleri e, şeklinde de e, haberleri paylaşılmış Arda artık. Real Madrid antrenmanlarına çıkıyor. Formasını giyecek. Bakalım bir gözümüzde yine Arda'nın oynayacağı maçlarda olacak. Umut Nayır haberi de farklı bir şekilde Fenerbahçe'nin 8. forveti Umut Nayır olduğu haberi de var. İsmail Kartal'ın forvetle birçok alternatifi bulmuyor. Milli futbolcu Edin Dzeko, Bacuay, Pedro, Serdar Dursun, Joshua King, Samat da Barış Sungur'la forma rekabetine girecek haberi de yine gazetede paylaşılmış. Takvim Spor sayfası son sayfa olsun Fenerbahçe adına özellikle Cengiz'e ilişkin bir haber var. Hemen paylaşalım. Cengiz Ünder harekatı başlığı altında Kanarya milli futbolcu için Marsilya'ya teklif sunmaya hazırlanıyor. İsmail Kartal'ın milli futbolcu için ısrarlı olduğu öğrenildi. Fenerbahçe önümüzdeki sezonun Şampiyon kadrosunu kurmakta kararlı ve yerli rotasyonu güçlendirmek isteyen Selahcıvert'nin Cengiz'in menajeriyle görüştüğü öğrenildi. Kısa süre içerisinde Marsilya'ya teklif sunulacak demiş gazetede. Fenerbahçe'de Atilla Zalai'nin alternatifi bulundu. Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Yönetim birçok isimle temaslarını sürdürürken listeye sürpriz isimler eklenmeye devam ediyor. Başkan Ali Koç bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. Yeni sezonla mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe kadrosunda revizyona devam ediyor. Talibi olan oyuncularını elden çıkararak büyük gelir elde eden Sarılajvertler'de son yolcu ise Atilla Zalai olacak. Alman ekibi Union Berlin'in talip olduğu Macar Soperi 14 milyon euroya satmaya hazırlanan Sarı Kanarya 25 yaşındaki oyuncunun yerini ise daha kaliteli bir isimle doldurmaya hedefliyor. Zalai'nin de ayrılığa sıcak baktığı iddia edildi. Geçen sezonu Bundesliga ekibi Leipzig'te kiralık olarak geçiren ancak bonservisi Paris Saint Germain'de olan Abdou Diallo Fenerbahçe'nin hedefinde. Fransız ekibinin yeni teknik direktörü Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği Senegal'le stoper için harekete geçen Sarı Lajvertler ilk teklifini sundu. Sözleşmesi 2024'te bitecek olan Diallo için Fenerbahçe'nin belirlediği bonservis bedeli ise 4 milyon euro. Leipzig'te geçen sezon sadece 15 maça çıkan Diallo 739 dakika sahada kaldı. Eyüp Spor'dan Fenerbahçe'ye büyük jest. Fenerbahçe'nin dördüncü transferi belli oldu. Ryan Kent, Edin Dzeko, resmen açıklayan ve transferi hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, rotayı yerli forvet transferine çevirmişti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren ve Ümrani Espor'la müthiş bir sezon geçiren Umut Tayyar'a atan Sarıl milli forvetin bonservisini elinde bulunduran Eyüp Spor'la da anlaşma sağladıktan sonra transferi bitirdi. Valencia'nın boşluğunu edince koyla dolduran kadar yerli forvet olarak da yine düşündü. Küme düşen Ümraniye Spor'da gösterdiği başarılı performansla ikinci kez milli takım kadrosuna davet edilen Umut Fenerbahçe'nin yanı sıra Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği konuşuluyordu. 29 gollü Valencia zirvede bulunurken Karagümrük'ün hücumcusu sıcaklığı 23 golle ikinci sırayı kaptı. 22 gollü Icardi 3, 20 gollü Borne 4. sırada yer alırken 17 gol atan Umut Değir krallık yarışını 5. tamamladı. 17 golün yanı sıra 3 asisti bulunan başarılı oyuncu böylece takımının kaydettiği 47 golün 20'sine doğrudan katkı yaptı. Bu sezon 31 maçta 17 gol atan milli oyuncu daha önce Süper Lig'de forma giydiği 87 maçta 16 gol atmıştı. Umut Değir geçen sezon Giresunspor'da 32 maçta 7 gol bir asistlik performans sergilemişti. Süper Lig'de müthiş bir sezon geçiren Umut, Letonya maçında 11'de şans bulmuştu. 29 yaşındaki forvet burnundaki kırık nedeniyle Galler maçına yedek kulübesinde başladı. Kuntz ikinci yarıda Umut'u sahaya sürdü. Deneyimli oyuncu 72'de Barış Alper'in ortasında kafayla topu filelere gönderdi. Kalecinin müdahalesine rağmen golü atan Umut, milli formayla çıktığı dördüncü maçında siftah yaptı. Kanarya, bonservisi Eyüp Spor'da bulunan ve kariyerinde Süper Lig'de devam etmeye kararlı olan tecrübeli oyuncunun bonservisi için Eflatun Sarıla ekip planlaştı anlaştı ve resmi imzalar atıldı. Aktarılan bilgilere göre Eyüp Spor Başkanı Burat Özkaya Fenerbahçe'ye jest yaptı ve Sarıla Ajvert'te 2002 artı 1 yıllık sözleşme imzaladığı umutlu yer için bonservis bedeli almadı. Fenerbahçe Alexander Cikgu'dan sonra bir stoper daha. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Sarı lacivertler Beşiktaş'ın da kadrosuna katmak istediği Alexander Cicu'nun transferini resmen açıkladı. Cicu transferini bitiren Fenerbahçe yine de savunmaya bir önemli bir takviye daha gerçekleştirmek istiyor. Zalai'yi satmaya hazırlanan ve Gustavo Henrique'de gözden çıkaran yönetim bu nedenle stoper hattını iki isimle takviye etmek istiyor. Sarı lacivertlerin savunma için bir numaralı adayı Rodrigo Becao'ydu. Ancak Udinese'nin sürekli fiyat yükseltmesi nedeniyle Rota Alexander Cicu'ya çevrilmişti. Fenerbahçe Ciku'yu transfer etse de Rodri ve Beka'dan da vazgeçmiş değil. Sambacı için Udinese'ye 8 artı 2 milyon euroluk yeni bir teklif daha yapıldı. Torino'nun da benzer bir teklifle siyah beyazların kapısını çaldığı kaydedildi. BK 2024'te bitecek sözleşmesini yenilemeyeceğini, BK 2024'te bitecek sözleşmesini yenilemeyeceğini kulübüne ileterek transfer konusunda kolaylık sağlamalarını talep etti. Fenerbahçe Brezilyalı savunmacıyı kadrosuna katmak için tüm imkanlarını sonuna kadar zorlamaya kararlı. Fenerbahçe Sebastian Schmeiski transferinde sona geldi. Son olarak savunma oyuncusu Alexander Ciku ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in yerini Sebastian Schmeiski ile doldurmak istiyor. Arda Güler'in ayrılığı sonrası yaratıcı ve ofansif yönü güçlü bir oyuncu arayışına giren Sarılar Cüvertler, ilk hedef olarak Sebastian Schmeiski'yi belirlemişti. Galatasaray'ın da durumunu araştırdığı Polonyalı Yıldız için yapılan girişimlerde önemli mesafe kat edildi. Fenerbahçe 24 yaşındaki Yıldız'la 2,5 milyon euro maaş üzerinden 4 yıllık sözleşme için el sıkıştı. Ardından Dinamo Moskova ile yürütülen pazarlıklar hızlandı. Rus ekibi kapıyı 20 milyon eurodan açtıktan sonra sıkı pazarlıkta 14 milyon euroya kadar düşmüştü. Tarafların 10 artı 4 milyon euro karşılığında anlaşma sağladığı kaydedildi. Dinamo Moskova ayrıca Şimanski'nin sonraki satışından 120 pay alacak. Fenerbahçe mavi beyazlarla şimdi ödeme planı başta olmak üzere son prosedürler hakkında görüşmeleri sürdürüyor. Bu transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Kulüplerin imzaları atmasının hemen ardından Sebastian Şimanski'nin Moskova'dan ayrılarak Rusya'nın bir diğer şehre Fenerbahçe'nin kampiyantığı Saint Petersburg'a geçeceği kaydedildi. Bu arada Fenerbahçe yönetimi Polonyalı Yıldız Arda Güler'den boşalan 10 numaralı formayı teslim etmeyi planlıyor. Sarıla Cüvertler bu hareketle Polonyalı oyuncudan beklentilerinin ne kadar büyük olduğunu göstermiş olacak. Öte yandan kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam eden Polonyalı Yıldız geçen sezon forma giydiği 40 karşılaşmada 10 gol ve 7 asist kaydetti. Genç Yıldız İsmail Kartal'la yeniden doğdu. Fenerbahçe'nin Hollandalı sol bek Jayden Osterwalde kampta gösterdiği performansla yeni sezon öncesi formaya göz kırptı. Jesus döneminde takıma katılan ancak Portekizli teknik adamdan beklenen süreyi alamayan Osterwalde sezon başı kampında teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başardı. 22 yaşındaki Hollandalı bek antrenmanlarda istekli görüntüsü ve Zenit maçındaki başarılı performansıyla forma rekabetine hazır olduğunu gösterdi. Hızı ve tekniğiyle hızlı şekilde hücuma çıkan genç bek. Doğru koşulları ve pasları ile teknik heyetten tam mod aldı. 6 milyon euroya devre arasında takıma katılan Osterwolde sadece 5 maçta forma giymiş ve beklenen performansı gösterememişti. Hollandalı oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro civarında.